ki onların kanatları. Bu görüntüler olabilir. Cinayetten ne kadar önceye ait? 2007 yıl Ağustos 25'te. 2007 Ağustos 25'te. Evet, 2008 12 Nisan'da vefat etti. Evet. Yani 10 ay önce. 10 ay öncesine. 9 ay önce. 10 ay öncesine. Peki diyorsunuz ki beni kabul etmediler Nihal Hanım. Ben de bunu hissettim. Ama mesela Nermiye yenge diyor ki ben seni kızımın yerine koydum. Hani çocuklar kabul etmedi. Mesela Nermiye yenge ile aranız nasıldı? Bunu şunun için soruyorum. Yani insanların birbirine karşı olan sözlerini bu şekilde değerlendirelim diye soruyorum. Evet, ben onlara sık sık gider gelirdim. Zaten 10 yıl boyunca eşim beni köylülerle görüştürmemiştir. Oraya giderdim, 1-2 saat otururdum veya akşamüstü eşimle giderdik. Eşim kahveye gider, 15 dakika sonra gelir beni alırdı. Evet, aramızda hiçbir sorun yoktu. Doğru. De yani eşiniz yani, yalan... arada girebilir miyim? Evet, doğru. Yalan söylemek istemiyorum. Rahmetli Necmi Bey, neden 10 yıl müddette sizi köylülerle görüştürmedi? Yani eşimin öyle bir şeyi vardı ki daha önce o eve hiçbir yabancı, hiçbir komşu, hiç kimse... Ergül hiç kimseyle konuşan bir insan değildir. İlk eşini de zaten eşim hiçbir yere göndermezmiş, hiç kimseyle konuşturmazmış. O evin kapısını hiç kimse açmamış o güne kadar. 10 yıl sonra eşim bana şöyle söylüyordu. O kahveden yukarıya çıkmak yok diyordu. Sadece yengemlere gidip geleceksin diyordu. Evet, yengesine gidip geliyordum. Hatta kendisi bırakıyordu, kendisi alıyordu. Ben hiçbir zaman için yani mesafe çok uzun değildi ama arabayla gider gelirdim. Hiçbir zaman da yürüyerek beni bırakmazdı. Ve amacı ne işte, onu sormaya çalışıyor. Onu ben bilemiyorum. Daha yani önceki eşine de aynı şekilde. Siz görüşmez miydiniz Eşref köyden? Disiplinliydi, görüşürdü. Köyden hiç kimse gelmez. Hiç kimse gelmezdi bizim evimize. Sonra Necmi saatinle her şeyi yapan hayvanları bakır gelir evine biraz dinlenir. Çünkü çok erken kalkar hayvanlara. Saat 4 dedi mi o ahırdadır. Evinde dinlenir. Yani daha bir aradayken hep beraberken bile aynı durum. Dinlenir. Ondan sonra yemeğini yer, tarla işi mi var, tarla işine gider. Gelince evde bulacağım sizi. Yani gelince peki, de eşini yani, evde bulur. Nihal Hanım sizi akşamını kendine yakın hissediyor. Eşi ve çocuğunu da göremeyince ilk sizi arıyor. Sizinle beraber. Evet. Siz çıkıyorsunuz, arıyorsunuz. Evet. Sonra o geceyi biliyoruz az çok. Yani o gece mesela Eşref Bey ben hiç endişelenmedim diyor. Yani başlarına bir şey geleceğinden diyor. Siz endişelenmiş miydiniz? Etmedim. Bir tek o çukura düşeceklerini şey yaptım. Başka hiç, yani öleceklerini asla konduramadım zaten, ölürler. Konduramadınız. Asla. Peki Nihal Hanım'ın durumu asla. Neydi? Bilmiyorum. Çok yani şeyliydi, geldi beni aradık, beraber şey yaptık. Ve ahıra geldiği zaman istemiyorlar çukur boşaltmaya başladığımızda. Geliyordu, yenge var mı bir şey? Yok, sen git. Ve onu tekrar yolluydum eve. O da evde işte ona buna telefon etmiş. Herkes gelmiş şey yapmış. Herkese telefon etmiş. Ben ahırdan çukurun başından ayrılmadım sabaha kadar. Ondan sonra bakalım çukurdan ne çıkacak. Bir şey çıkmadı. Bırakıldı. Ama Nihal'in haberi yok. Eşref geldi ahıra. Eşref eve yani ahıra geldi. Eşref benim yanımdaydı orada. Tamam, peki oraya geldiniz, Eşref siz de gittiniz. Evet. Yani ahır da temizlenmiş. Evet. Şimdi bu enteresan değil mi? Daha o cinayet orada işlenmiş zaten. Ve daha sonra da ahır temizlenmiş. Yani ahırı da temizleyen, orada çalışan işçi. Evet. Öyle değil mi, yıkayan? Ama o ahır her gece ahırı temizleniyor mu, şey yapıyor mu? Ben onu da bilmiyorum. Yani ahırın her gece temizleniyor mu, Müge yıkanıyor mu, ahır şey yapıyor mu, onu da bilmiyorum ki. Saat 3'te ahıra girilir, hayvanlara yemi verilir. Daha sonra ahır yıkanır. Yıkandıktan sonra hayvanlar padoktan içeriye ahıra alınır. Tamam ama sonra 3'ten sonra bakıldığında da ahır temiz. Yani ahır evet, üçte yıkanılmış gibi değil ki temiz. Ahır cinayetten yani şıkır sonra şıkır yıkanılmış. Şıkır şıkır su duruyordu böyle yani şıkır şıkır su duruyordu ahırın şimdi içinde o lastiklerin şeyler üzerlerinde. Şimdi şöyle bir şey, zaten hayvanlar sağım yapıldıktan temiz. Sonra da orada olan gübreler sıyrılarak gübreye akıtılır. Daha sonra da bir hortum tutulur. Hani çok böyle temiz olarak yıkanmaz ama... Yine de bir hortum tutulur. Hayır, sahamdan yani, sonra biz de yapıyoruz şu an. Yıkamaya gerek yok. Sahamdan yani, önce yıkanıyor ki hayvanlar sağam temiz yerde sağılsın. Ondan sonra sağam bittikten sonra hayvanlar sabit sistemden sökülür. Hepsi dolaşır. Bir daha yıkamana gerek yok. Biz ama gittiğimizde, evet ben 10-10.30'da gittiğimde, işte önlerinden geçerken çukura gittiğimde böyle temiz su duruyordu. En dipte bile.
Yani böyle özel bir yıkama var. Özel bir yıkama. Evet, evet. Normal yıkama. Hayır. Öyle süpü süpüyle ilgili özel bir yıkama. Yani kapıdan dışarı kadar bile. Ben hatta işte ondan giremedim. O gitti daha ahırın kapısına. Ben giremedim. Çünkü çok yerler su ıslak. İki tane de küçük yavru köpek ayaklarıma saldırıyor. O girdi baktı. Ve ışığın da ben ahırın ışığın da yanıp yanmadığını görmedim. Çünkü arabanın farları vuruyordu. Onu da görmedim. Gitti ahıra çıktı, yoklar dedi. Tamam, yani bu cinayet işlendikten sonra yüksek ihtimalle oraları temizlenmiş zaten. Yani temizlenmiş, hiçbir kanizi yok. Evet. Aslında hani bunu ama onlar biliyor onu. Bir ben biliyorum. O temizliği o gün kim yapmış olabilir? Yani bana göre o gün o temizliği orada kim var? İşçi var. İşçi var. Yapması lazım. Peki siz o gün aramaya çıktığınızda akşamüstü her zamankinin dışında özel bir temizlikle karşılaştığınızda, gördüğünüzde Murat isimli çalışan işçiye burayı sen mi yıkadın, neden bu kadar özel yıkadın veya bir dikkatinizi çeken, kafanıza bir soru işareti getiren bir şey hiç olmadı yani mı? Yani ben zaten ahırın içerisine girip de yıkanıp yıkanmadığını görmedim. Ben oğlumla kocamı düşünüyordum. Onların nereye gittiğini bakmadım. O gece işte bir şey boşalana kadar geldi. Ondan sonra sütler kesildi. 5 ton süt bir tankerde, 5 ton süt bir tankerde döküldü, komşular aldık. Gel Nihal bak, bu yani tankerler niye bozulmuş? Bunlara bak, sen pardon, bilirsen kimse bilmiyor. Süt düşünüyor. Kimse bilmiyor ve gelmedi. Bir dakika. Gelmedi, hiç o ahıra girmedi bir daha. Benim için hiç süt falan hiçbir şey önemli değildi. Üçüncü günü hızlı hızlı merdivenlerden iniyor. Nihal nereye dedim? Tapu dairesine dedi. Ne yapacaksın? Bakalım babanın üstüne mi hala atarlalar? Bunu düşünüyorsun. Babanın üstüne ne? Kamyonete. Tarlalar bakalım babanın üstüne mi dedi. Yani, ben dedim onun sırası mı dedim. Niye ilgileneyim ki ben öyle şeylerle? Söyledin. Kamyonet için niye aradın? Söyledin. Kamyonetçi aradın. Dedin ki ben bu kamyoneti gelip üstüme alabilir miyim? Pürüz var mı alabilir dedim. Üçüncü miyim? Günü. O öyle değil. Alabilir miyim? Doğru, aynen. Müge Hanım. Hepsi orada ifadelerde. Evet, tabii ki. Hepsi orada bakabilir. Kamyonetçinin ifadesi var. O benim çok dikkatimi çekti. Kamyonetçi. Kamyonetçi aramış. Niye kamyonetçi arama ihtiyacı? Traktör sahiplerini aradı. Bankayı aradı. Bankayı aradı, tapu dairesini aradı, traktörcüyü aradı, arabanın şeyini aradı ve birilerinden de davası varmış, kasap mı ne, onlardan konuştu, aradı. Hepsini yani. O biliyor, biz bilmiyoruz ki kocasının ne borcunu biliyor, neyi aldığını, ne verdiğini, hep aldığını elinde vardı. Peki bir şey söyleyeceğim. O çok enteresan Nihal Hanım, onu konuşalım. Evet, hayvan vermiş, paramı getirmiş, paramı alacakmış. Niye kamyonetçi aradınız? Şimdi şöyle bir şey, biz yani kamyonetçinin ifadesini de ben burada konuştum. İfadesi vardır, ifadesine evet. Bakabilirsiniz. Kamyonetçi niye arıyorsunuz? Yani şimdi, nereden aklınıza geliyor kamyonetin? Eşim arabayı aldığında üzerine devri almadı. Almadığı için o günlerde o işlerle uğraşıyordu. Ben düşündüm, ortadan kaybolunca eşim. Acaba dedim bu arabayı almak için oraya mı gitti diye düşündüm ve kendisini aradım. Hatta ismi Saadettin mi? Saadettin Bey dedim. Eşim oralara geldi mi dedim. Ne oldu yenge dedi. Eşim de oğlum yok ortada dedim. Hayır dedi, buraya gelmedi dedi. Bir gün sonra tekrar arayarak dedim ki bu şeyi arabayı arabanın devrini biz alabilir miyiz? Yani biz alabilir miyiz dememin arkasında da acaba o arabayı aldığımız kişilerden mi eşime zarar geldi? Eğer bana adam deseydi ki hayır kesinlikle bu arabayı alamazsınız deseydi orada herhalde şunu düşündüm. Dedim ki zannediyorum bu insanlardan eşime zarar geldi, eşimi kaçırdılar. Peki bu arabayı alan kişi Eşref Bey tanıyor mu? Evet tanıyor. Mesela hani siz bunu Eşref'e söyleseydiniz, Eşref evet. Hani bir şey yapsana. Bir arasana bakalım. Ya daha zaten hani ikinci günü Müge Hanım. Adam böyle bir şey yani yaptı. Yani ikinci günü daha ortada yoklar. Müge Hanım, ne oldukları belli değil ya. Eşref'le birlikte gitmedik biz o arabayı daha almaya. Daha ortada yoklar. Biz eşimle birlikte belli değil. Gittik. Adamla ne konuştuğunu ne konuşmadığını ben biliyorum. Çünkü eşim de parasını vermişti arabanın. Sadece arabanın devrini alamamıştık. Ben arabayı alabilir miyim alamaz mıyım diye bir şey sormadım. Şimdi sadece alabilir miyiz bakın, diye sordum. Bakın Necmi Işık kaybolduktan bir gün sonra Eşref beni aradı diyor verdiği ifadesinde. Evet. Siz bunu Nihal Hanım'la konuşarak hayır, aradınız, hayır, kendi hayır, kendinize. Kendi kendinize. Siz şöyle sormuşsunuz. Babam o tarafa geldi mi, arabanın devri için akşam ahıra çıkmış, sonrasında kaybolmuş demişsiniz. Arabanın devri için çıktığı meselesi nereden çıktı?
Ben onu Sebahattin Bey'e dedim ki, dedim babam böyle böyle kayıp. Yani bu arabayı alan kişiler, yani Nihal o zaman diyor ki organ mafyası kaçırdı, kasap kaçırdı, şu kaçırdı. Yani bizi de şey yaptı, abondene etti yani 2-3 gün içinde öyle. Aa Eşref bak bir araba geçiyor. Bekliyorsun. Aa bak şu bak şu adam geçiyor diye diye hadi dedik şunu da arayayım ben. Hı. Şu kamyonetin sahibini. Aradım dedim böyle böyle biz hatta kendisi annesi hastaymış hastanedeymiş. Hayır ben ararım onu dedim. Ama şöyle bir kelime kullandığını söyle. Babam arabanın devri için akşam ahıra çıkmış sonrasında kaybolmuş. Yani. Ben öyle demedim. Hı? Ben öyle demedim kendisine. O kendisinin ifadesi Sebahattin Bey'in. Ben sadece kendisine babam kayıp. Acaba yani bu kamyonetü sahiplerinden şüpheleniyoruz diye bir kelime ettim. Ben de buraya gelmediğini söyledim. Eşref'in aramasından bir gün sonra Necmi Eşin'in kaybolmasının 3. günü Necmi'nin eşi nihayet beni cep telefonundan arayarak aracın devrini vermeyenler kocamı kaçırmış olabilir mi diye sordu. Ben de böyle bir şey olmayacağını söyleyip aracı aldığım Abdullah Türkan'ın telefonunu kendisine verdim. Ertesi gün beni tekrar aradı. Bu aracın kamyonetin devrini alabilir miyiz? Bir pürüz var mı diye sordu. Evet. Ben de aracın devrini alırız ya da paranızı iade ederiz ya da aynı model bir araç alırız. Yani endişelenmeyin demiş. Aynen. Bizden bir problem yok demiş. Aynen. Ben de o sözü duyunca zaten endişelenmedim. Yani siz bu aramayı acaba eşimin bu araba devriyle ilgili bir problemi olmuş olabilir mi diye düşündünüz. Aynen. Aynen. Peki organ mafyasını kim çıkarttı ortaya? Hepsini Nihal çıkardı. Siz, onu da mı siz düşündünüz organ mafyası yani olabilir şimdi diye? Şimdi orası o kadar kalabalık ki herkesin ağzından bir şey çıkıyor. Nihal acaba organ mafyası kaçırmış olabilir mi? Ben de tabii yani organ mafyası kaçırmış olabilir mi? O öyle olmuş olabilir mi? Bu böyle peki, olmuş kasap olabilir niye mi? Kaçırıyor? Yani o adam sürekli gelen giden bir adamdı. Cuma akşamı en son gelen o kişiydi. Aralarında bir hesap mı vardı kasapla? Hiçbir hesap olup olmadığını bilmiyorum. Zaten ben kendilerini şeyde tanıdım. Murat'ı getirdiklerinde tanımıştım, görmüştüm. Alacağı kasabı. Var mıydı yani kasaptan? Bir şey hayvan satan, evet, hayvan yetişen hayvanları evet, o kasaba mı satardı? Evet, evet. Aralarında o bakımdan bir evet. Alabere var mıydı diye soruyorum. Yani hani o kasapta bir problem yoksa niye kaçırsın ki kasap? Bilmiyorum, her şeyden şüphelendim. Özür yani. Dilerim. Bir parayı kim getirdi? Kasap getirmedi mi o parayı? Bu senden çıkan para nereden gelmişti? Jandarmanın teslim ettiği para. Daha sonra kasaptan geldi. O 5 milyar para nereden geldi? Kasaptan geldi. Kasaptan para neredendi? Onlar? Kasaptan parayı, geldi. Parayı, tüfe, bıçağı Nihal'e teslim ettiler. 5 milyar para şeyden çıkan bıçak, silah. Jandarma geldi. Nihal'e teslim etti bunları. Sonra o bıçak da orada yok. Para bana teslim edildi. Kayboldu. Bıçak kayboldu. Para tekrar gene bana teslim edilmedi para. Cesedi çıktığı zaman dün parayı verdi. Kayboldu. Peki para nerede? Ki, para şeyde savcılıkta olması lazım. Sonra oraya gitti. Necmiler ölüleri bulunduktan yani sonra tekrar parayı. Alındı. Ama bıçak bulunmadı. Bıçak bulunmadı. Evet. Yani o bıçağın kalkıp da başkalarına teslim edilmesinin izahını bulamıyorum bu kadar yani, şöyle tecrübe. Dün sen de yani bıçak, kanlı bıçak yedin ama bıçakta kan yok. Ortaya atılır. Nasıl yatağın altında bulunan edilir? Bir bıçak. Nasıl muhafazaya alınmaz? O yatağın altında o bıçağı kim buluyor? Kim jandarma çıkarıyor? Jandarma buluyor. Senin odanın kapısında kırıyor. Paraları da o buluyor. Tüfeği de o alıyor. Jandarma. Yatak odasını kilitlemişsin çünkü. Biliyorum paraları altınları getirdiklerini biliyorum. Onları hepsini jandarma alıyor. Aşağıdan şeyi arıyor odaları bütün hepsini arıyor. Oradan şeyi de bıçağı da orada buluyor. İpleri de orada buluyor jandarma. Hepsi. Peki Nihal Hanım şimdi az önce Nermi Işık'ın da söylediği gibi o evde 4 kişi yaşıyor. Evet. Tabii bu ev derken bir çiftlikten bahsediyoruz. Yani evle ahırın arasında da bir mesafe var. Ama arkadaşlarımız bunu da görüntülemişlerdi. Ahırdan bir ses evden duyulabiliniyor aslında. Tabii yani tabii. Ahırdan birisi gece, eğer 27 bıçak zaman. Darbesi alıyorsa herhalde hiç ses çıkartmadan olmadı bu. Üstelik iki kişiden bahsediyoruz. Birisi öldürülecek. Diğer çocuk da o arada yine en az iki kişi olmalı. Çünkü bu çocuk da çocuk dediğimiz hani bir kaçar gider bir şey olur. Ses birisi, duyan da var Müge Hanım. Mehmet Oruç ses duymuş. Vallahi Müge Hanım, Mehmet Oruç da ama aylar sonra yani. Çıktı yani. Ama o da söylemiyor. Müge biliyor Hanım, Mehmet Oruç biliyor. Hepsini biliyor. Eşimin çocuğumun çiftlikte öldürüldüğünü çünkü her zaman gözlerinin önünde görüyorlardı onun her şeylerini dışarıda. Onları. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet. Orada değil. Kesinlikle orada öldürülmedi eşim çocuğum. Nerede öldürüldü? Onu bilemiyorum. Müge Hanım kan kaybolmazmış. Neden şu ahırda bir şey yapılsa yeter. Neden öyle düşünüyorum Müge Hanım?
O gece havuz boşaltıldı. Hı hı. Ve eşimin